Bu videoda evrim fikrinin temelini oluşturan konulardan biri olan doğal seleksiyondan bahsedeceğiz. Ama bu konuya geçmeden önce evrimin ne olmadığı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Evrim bir canlı türünün, mesela bu maymunun bir anda sihirli bir şekilde insana dönüşmesi demek değildir. Ayrıca bir canlı türünün başı belada olduğunda aniden bir değişim geçirmesi de değildir. Mesela camdan atlayan bir insanın birdenbire kanatları çıkmaz değil mi? Evrim denilen şeyin bunlarla alakası olmadığını bir kez daha açıklığa kavuşturalım. Evrim bir canlı popülasyonun maruz kaldığı bir süreçtir. Yani popülasyondaki tek bir canlıya özel bir şey değildir. Ve de bu süre çok uzun bir süre boyunca devam devam eder. Yani küçücük bir değişiklik için bile milyonlarca yıla ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz. Doğal seleksiyona geçersek o da evrimi tetikleyen şeylerden biri. Peki ama doğal seleksiyon tam olarak nedir? Gelin bunu bir örnekle anlatalım. Diyelim ki 10 bin yıl öncesine insanların avcılık toplayıcılık yaparak hayatta kaldıkları döneme gittik. Bu insanlar aynı zamanda vahşi hayvanlara yem olmak konusunda da endişeleniyorlardı. Yani hayatta kalmak için yemeğe ihtiyaçları vardı ama öte yandan yırtıcı hayvanlardan da kaçmaları gerekiyordu. Şimdi buradaki iki kişiden biri özel bir genetik karaktere sahip ve bacakları diğer adamdan daha uzun. Uzun bacaklar onu daha avantajlı hale getiriyor. Çünkü uzun bacakları sayesinde diğer insanlardan diyelim ki iki kat daha hızlı koşabiliyor. Bu yüzden de böyle bir ayıp peşlerinde olduğunda da kaçıp hayatını kurtarma şansı daha yüksek. Bu durum tabii ki uzun bacaklı adamın kendine bir eş bulabilecek, üreyebilecek ve çocuk sahibi olabilecek kadar uzun yaşama şansını da arttırıyor. Adamın çocukları da genetik sayesinde uzun bacak genine sahip oluyorlar. Bu adamın çocuk sahibi olma ihtimali diğerlerinden daha fazla olduğu için uzun süren bir dönemin ardından popülasyonda uzun bacaklı olma özelliği gittikçe daha sık görülmeye başlıyor. Şimdi buradaki fikri biraz daha derinlemesine ele alalım. Diyelim ki dünya üzerinde yaşayan 6 tane insan var. Az ama 6 hadi. Bunlardan ikisinin bacakları diğerlerinden daha uzun. Uzun bacakların hayatta kalma ve üreme şanslarının %50, Kısa bacaklı insanların ise hayatta kalma ve üreme şanslarının %25 olduğunu varsayalım. Bu demek oluyor ki iki tane uzun bacaklı insandan bir tanesi, 4 tane kısa bacaklı insandan da yine bir tanesi çocuk sahibi olabilecekleri bir yaşa kadar hayatta kalabilecekler. Üreyebilen bu insanların 4'er tane çocuğu olduğunu varsayarsak ki bunlar da doğal olarak ebeveynlerine benzeyecek. Uzun bacaklı kişinin çocukları da uzun bacaklı olacak, kısa bacaklının da kısa bacaklı olacak. Şimdi bir sonraki nesilde 4 tane uzun bacaklı, 4 tane de kısa bacaklı insan var. Daha şu aşamada bile başlangıçtakinden daha fazla uzun bacaklı insan olmaya başladığını görebiliyoruz. Ama yine de bir nesil öteye gidelim. Uzun bacaklı insanların yarısı çocuk yaparken kısa bacaklı insanların ise sadece dörtte biri çocuk sahibi olabilecek. Buna göre üçüncü nesilde sekiz tane uzun bacaklı insan varken kısa bacaklı insan sayısı sadece dört olacak. Nesillerin numaralarını yan yana yazarsak böyle bir, iki ve üç diyoruz. Birinci nesilde popülasyonun yüzde otuz üçü uzun bacaklıydı. İkinci nesilde uzun bacakların oranı oldu yüzde elli. Üçüncü nesilde oldu mu sana yüzde altmış hop. Bunun sebebi uzun bacaklı olma konusundaki özel genetik karakterin bu insanların hayatta kalma ve üreme şansını kısa bacaklılardan daha yüksek hale getirmesi. Doğal seleksiyonun özü de işte budur zaten. Peki bu olaya neden doğal seleksiyon denmiş ki değil mi? Kısa ve uzun bacaklı insanlarla olan örneğimize tekrar bir bakalım. Seleksiyon kelimesinin kullanılmasının sebebi bir karakterin diğerlerinden daha avantajlı olması ve bu yüzden de sonraki nesillere aktarılmak üzere diğerlerinin değil de onun seçilmesi. Öte yandan seleksiyon yani seçilim dezavantajlı karakterler için de uygulanabilir. Eğer çok kısa bacaklı insanlar da varsa ve bunlar gerçekten de çok yavaş koşuyorlarsa bu insanların da aleyhinde bir seçim yapılacak ve bu karakter yavrulara diğer özellik kadar sıklıkla aktarılmayacaktır. Bunun için doğal seleksiyon ifadesi kullanılıyor. Çünkü burada herhangi bir karakteristik özelliği iyi veya kötü olarak seçen bir kişi söz konusu değil. Yani bu durum sadece kimin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğuna göre belirleniyor. Yani burada doğa dışında seçim yapan bir kişiden bahsedemiyoruz. Son olarak doğal seleksiyonun sonradan kazanılmış özellikler için geçerli olmadığını eklemek istiyorum. Yani mesela bir baba oğluna nasıl avlanacağını öğretirse bu çocuğun hayatta kalma şansını arttırır tabii ama bu özellik seçilmiş bir karakteristik özellik değildir. Yani genetik değil ve çocuğa aktarılan bir şey değil. O yüzden de doğal seleksiyonun sadece kalıtsal özellikler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kalıtsal özellikler dediğimiz şey de genetik özelliklerin tamamı. Neler öğrendik bir bakalım. İlk olarak doğal seleksiyon kavramını ve bir canlının hayatta kalma olasılığını arttıran özelliklerin yavruya aktarılma şansının neden daha yüksek olduğunu öğrendik. İkinci olarak doğal seleksiyon tarafından tetiklenen evrimin tek bir birey üzerinde değil popülasyonlar üzerinde gerçekleştiğinden ve bunun çok çok uzun zaman aldığından bahsettik ve son olarak da doğal seleksiyonun sadece kalıtsal özellikler için yani nesilden nesile aktarılabilen genetik özellikler için geçerli olduğunu öğrendik.